Herkese selamlar. Bugün sizlere gerçek yaşanmış itiraflardan bahsedeceğiz. Videoyu sonuna kadar izledikten sonra lütfen yorumlar kısmından duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sevgilim onunla yaşamamı istiyor. Ben ise evlenmeden bunun mümkün olmayacağını söylüyorum. Ama bir yandan da artık özel bir şeyler yaşamak istiyorum. Merhabalar, ben 27 yaşında çalışan genç bir kadınım. Kendimi henüz evliliğe hazır hissetmiyorum. Ama bir yandan da artık özel bir şeyler yaşamak istiyorum. Ailemle küçük bir yerde yaşıyoruz. Çevremin ve ailemin namus kavramına katı bir bakış açısı var. Buna rağmen ben sürekli birileriyle telefonda görüşüyorum. Arada farklı yazışmalar yapıyoruz. Bu kişilerin bazıları evli, bazıları şehir dışında oluyor. Ama işler buluşmaya gelince ben bir yolunu bulup ayrılıyorum. Şimdi ise yeni bir erkek arkadaşım var. Benimle birlikte tatile gitmek istiyor. Hatta bana evlenmeden birlikte yaşamayı da teklif etti. Gemileri yakan biri değilim ve ailemi düşünmem gerekiyor. Onları terk edemem. Düşüncelerine karşı bir yaşam süremem. Erkek arkadaşım yarım eğitimimi tamamlamamı da istiyor. Düzgün bir eğitimle bir işe girene kadar benimle evlenmeyeceğini söylüyor. Kendi konumu iyi. Büyük şehirde çabala. Ben seni işe yerleştireceğim dedi. Ama bu arada birlikte yaşamamız gerektiği konusunda ısrarcı. Ben de evlenelim, öyle eğitimimi tamamlayayım dedim. Bana 10 yılda geçse sen kimseye muhtaç olmadığında seninle evleneceğim. Birlikte yaşayalım dedi. Ama gelecekle ilgili pek güven duymuyorum. Ne yapacağımı artık bilemiyorum. Bana bir çıkış yolu gösterebilir misiniz? Yardımınıza çok ihtiyacım var. İkinci itiraf. Kendimden 18 yaş küçük bir erkekle beraberlik yaşadım. Aşkı onun kollarında tattım. Ama çevremizin yaş farkından dolayı yaptığı baskıdan ayrılmıştık. Size yaşadıklarımı anlatmak istiyorum ve değerli yorumlarınızı almaktan büyük mutluluk duyacağım. Bu yüzden her şey bir yana bana yardımcı olacağınızı düşünüyorum. Umarım beni ayıplamazsınız. Ben 46 yaşında çok mutsuz bir evliliği kısa bir süre önce bitirmiş, eğitimli ve meslek sahibi bir kadınım. Bu yaz hiç beklenmedik bir şey oldu. Hayatımda ilk kez büyük bir aşk yaşadım. Aşkım ve cinselliğin ne olduğunu onda tattım. Benden 18 yaş küçük bir erkekle sadece 2 ay süren ama benim için dünyalara bedel bir süreçti. Biliyorum, bu bizim için imkansız bir aşktı ve elbette arkası gelmeyecekti. Çünkü aramızda aşılması imkansız bir engel vardı ve bu engel yaş farkıydı. Ama ne olursa olsun ben aşkı geç de olsa onunla tanıdım. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Söz konusu bir erkek olunca kendinden 20-25 yaş genç kızlarla beraber olabiliyor. Toplumda bu doğal karşılanıyor. Aynı şeyi bir kadın yapınca, kendinden küçük bir erkeği sevince kıyametler kopuyor. Onları öyle bir yargılıyorlar ki bazen bu beraberlik bitmek zorunda kalıyor. Sonuçta bu eşsiz aşkım da gerek ailemin gerekse çevremin baskıları yüzünden bitti. Ayrılmıştık. İnanın ondan kopmak, onu unutmak için elimden geleni yaptım. Aynı şekilde onu da kendimden uzaklaştırmak için çaba gösterdim. Ama ikimizin de mutsuz olmasından başka bir işe yaramadı. Evet, ayrıldık. Ama geride iki enkaz bıraktık. Ben onu sevmekten asla vazgeçmeyeceğim. Sanırım o da öyle. Şimdi sizden ricam, bana genel toplum kurallarına göre değil de gerçek düşüncelerinizi ön plana alarak cevap vermeniz. Sizlere güveniyorum. Üçüncü itiraf. 18 yaşındayım ve doktoruma aşık oldum. O da en fazla 30 yaşındadır. Doktora burnumdan ameliyat olmak için gitmiştim. Tam her şey halloldu derken bir nedenden dolayı ameliyatın ertelenmesi söz konusu oldu. Sürekli ertelemek zorunda kalınca da sinirimden ameliyat olmak istemediğimi söyledim. Ama ben aslında ameliyat olmayacağımdan dolayı değil, onu bir daha göremeyeceğim için korkuyorum. Doktorun hastaneden bir sene sonra ayrılacağını öğrendim.
Ama o ayrılmadan önce onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Bunu nasıl, nerede söyleyeceğimi bilmiyorum. Onunla WhatsApp'tan da konuştum. Doktorlara soru sorulan bir adres vardı. Oradan soruları cevaplıyordu. Ameliyat olmak istemiyorum deyince cevap vermedi. Biraz ters davrandım. Çünkü ameliyatımı sürekli erteleyince sinirlenmiştim. Ama ameliyattan vazgeçtiğimi söyleyince o da bozuldu. Sonra özür diledim ama yine cevap vermedi. Arkadaşlar, benim bu sorunuma bir çare bulun. Çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. Acaba ona duygularımı anlatmalı mıyım? Yanına gidip onu sevdiğimi söylemeli miyim? Yoksa WhatsApp'tan mı yazayım? Ama yine cevap vermemesinden çok korkuyorum. Bir de doktor hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Elinde yüzük yok ama yine de evli mi, hayatında biri var mı hiç bilmiyorum. Sizce bana karşılık verir mi? Lütfen cevaplarınızı yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Dördüncü itiraf. Merhabalar, ben 27 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Kariyer sahibi, iyi bir işte çalışan bir kadınım. Bir süredir biriyle beraberim. Çok iyi anlaşıyoruz ve çok eğleniyoruz. Bana olan sevgisini ve mutluluğunu her fırsatta gösteriyor. Tabii ki ben de ona. Önümüzdeki yaza kısmetse evlenmeyi düşünüyoruz. Sürekli düğünümüzü, evimizi, geleceğimizi, çıkacağımız tatilleri, çocuklarımızı, hayallerimizi konuşuyoruz. Bu geçirdiğimiz güzel günlerin birinde bana öyle bir şey dedi ki kalbimde ve beynimde her şey alt üst oldu. Sana söylemem gereken bir şey var. Senden önce ben senin çocukluk arkadaşınla birkaç defa beraber oldum. Bilmeni istiyorum dedi. Bahsettiği arkadaşım da aslında 3 yıllık evli. Kısacası arkadaşım evliyken böyle bir şey yapmış. Bunu dostumla açık açık konuşmak istedim ama cesaret edemiyorum. Çünkü bu doğruysa her şey bir anda bozulacak. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi davranmak daha mı doğru olur sizce? Arkadaşıma sohbet arasında sordum sadece. Benden sakladığın bir şey var mı diye. Bana hayır dedi. Bu benim hafızamdan nasıl silinir bilmiyorum. Üstelik onun eşi hiçbir şey bilmiyorken hepimizin aynı ortamda bir araya gelmesi ne derece doğru olur? Bazen diyorum ki çıkar ortaya, dök her şeyi. Herkes öğrensin. Sen de yoluna devam et. Ne yapacağımı bilemez haldeyim. Kafam çok karışık. İlişkimiz devam ediyor. Sevgilimin bana karşı tavırları aynı. Aşkla, sevgiyle dokunuyor. Şimdilik aramızda yakınlaşma yok. Ama bunu istiyor ve zaman zaman dile getiriyor. Ben de ne kadar dayanabilirim bilemiyorum. Siz bana bu genci seviyor musunuz diye sorarsanız evet seviyorum ama korkuyorum. Neden bilmiyorum ama bu evlilikten korkuyorum. Sizce bu evlilik mutlulukla devam eder mi? Fikrinize çok ihtiyacım var. Siz olsaydınız ne yapardınız? Lütfen yorumlar kısmından bana duygu ve düşüncelerinizi belirtin.